Elimde orta boy bir cam kase var. Bunun içini her tarafını yanlardan sarkacak şekilde streç filmle kaplayacağım. Pastanın keki için iki parça kakaolu pandispanya kullanacağım. Bunu kolaylıkla evde kendiniz yapabileceğiniz gibi hazır da satın alabilirsiniz. Tarifini videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdi keki reçelli sütle ıslattıktan sonra bir tarafını hafifçe kesiyorum gördüğünüz gibi daha rahat oturtabilmek için. Ve kasenin içine oturtuyorum. Pastanın içini doldurmak için 3 farklı aroma ve renkte dondurma aldım. Önce ilk katını sürdükten sonra üzerlerine dondurulmuş çekirdeği ayıklanmış vişne yerleştiriyorum. Siz bunu istediğiniz şekilde, istediğiniz dondurmalarla hatta ev yapımı, size tarifin daha önceden verdiğim dondurmalarla da hazırlayabilirsiniz. Daha da lezzetli olacaktır. Sonra ikinci kat dondurmayı da yerleştiriyorum. Yalnız burada eğer kakaolu kullanacaksanız ara kata kakaoyu koyup daha sonra sade koyduğunuz zaman rengi daha güzel belli olacaktır. Çünkü yine tabanda kakaolu bir kek kullanacağız. Elimdeki tüm dondurmayı kullanıp kaseyi doldurduktan sonra diğer kek tabanını tekrar yine reçelli sütle ıslatıp üzerine kapatacağım. Yanlardan sarkıttığım streç filmi de üzerine kapladıktan sonra derin dondurucuda tüm malzemeler iyice donana kadar yaklaşık en az 3-4 saat bekletiyoruz. Bu tarifin güzel yanı pastanızı hazırlayıp misafirleriniz geldiğinde istediğiniz zaman hazır bir pasta olarak dilimleyerek servis yapabilmeniz. Pastayı kaseden çıkarmak için streç filmlerden hafif çekiştirebilir veya kasenin dibini hafif ılık suyla ıslatıp ılınmasını sağlayabilirsiniz. Pastayı kaseden kurtardıktan sonra servis tabağını ters çevirip streç filmleri çıkarıyorum ve süslemek için de ben kakao eledim ve şekerden yapılmış incilerle süsledim. Bu yapımı oldukça kolay pasta. Hem kendi haliyle hem de dilimlendiği zaman harika bir görüntü oluşturuyor. Mutlaka deneyin derim.